Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda daha önce hiç yapmadığımız bir içerikle beraberiz. Performans, ekran, batarya her açıdan düşündüğümde ben olsam hangi tableti alırdım? Her fiyattan en iyi tabletleri kısa kısa inceleyeceğiz ve listedeki tüm tabletlerin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak benim tabletlerde özellikle de uygun fiyatlı bir tablet alacaksam dikkat ettiğim iki nokta var. Bunlardan ilki kesinlikle RAM. Özellikle uygun fiyatlı tabletlerde 4 GB RAM'in altına kesinlikle düşmeyin. Oyun veya video edit gibi performans gerektiren işlerle uğraşmasak bile YouTube'da video izlerken, not tutarken veya genel bir kullanımda dahi hiçbir şekilde yeterli değil. Eğer tablet alıp bir yıl sonra çöpe atmak istemiyorsanız bu listenin altına düşmeyin. Burada alt limit olarak 5000 TL belirledim ve 30.000'e kadar çıkacağız. Son bölümde de favorilerimden bahsedeceğim ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi ilk olarak bu piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı tabletimize başlayalım. Honorpad X9'u görüyoruz. 11.5 inç IPS Full HD Plus bir ekranla gelirken 120 Hz tazeleme hızını 5000 TL bandında bir tablette görebilmek gerçekten önemli bir artı. Ekranı kullanırken gayet akıcı hissettiriyor ve Yonga seti kısmında da Snapdragon 685'i görüyoruz. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında bir deneyim veriyor. Honorpad 9 çok ısınmıyor ancak performans olarak da çok yüksek değil. Tabii ki fiyatını oranla düşündüğümde sunmuş olduğu performans ve ekran kalitesiyle kesinlikle fiyatını hak ediyor. 6 hoparlörle gelmesi de ses deneyimini, ses kalitesini arttıran detaylardan biri. Kameralarda, online derslerde ve toplantılarda iş görecek düzeyde ve bu fiyat bandında genel anlamıyla sunduklarına baktığımda PDF okuma, not tutmak ve arada bir oyun oynamak için alınabilecek fiyatına oranla tek mantıklı tablet. Listenin ikinci sırasında Redmi Pad önümüze çıkıyor. 10.6 inç Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken IPS bir panele sahip ve renk doğruluğu genel kalite açısından fiyatına oranla düşündüğümde gayet iyi bir ekran diyebilirim. Ve 90 Hz tazeleme ile de akıcı bir deneyim alabiliyoruz. 400 nit maksimum parlaklığıyla dışarıda olmasa da kapalı ortamlarda, okulda, evde kullanırken bu parlaklık gayet yeterli. Donanım kısmında da bu fiyat bandının hem performans hem verimlilik olarak en iyi işlemcisini MediaTek Helio G99'u görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemci ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Pek çok oyunda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Bunun dışında genel kullanım performans açısından da oldukça akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde kasma, donma problemi yaşamıyoruz. Bu noktada performans olarak da üzecek bir tablet değil. Hem arka hem de ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahipken Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi ve video tarafında çok bir şey beklemeyin. Bir tablete göre bu fiyat bandında ortalama seviyede. 7.5 mm kalınlık, 445 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir tablet. 8000 mAh batarya ve 18 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ortalama 810 saatlik ekran süresiyle bir gününüzü rahatlıkla çıkartacak. Redmi Pad'de stereo hoparlörleri de görürken ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla iyi bir seviyede ve alüminyum metal bir kasaya sahip. Huawei'in en güncel modeli olan yani 5000 ile 10.000 aralığında da MatePad 11 önümüze çıkıyor. Bana sorarsanız bu cihazın en önemli artısı klavye beraber gelmesi. Klavye aynı zamanda bir kılıf görevi de gördüğünden aldıktan sonra herhangi bir aksesuar masrafımız da olmayacak. Ancak bildiğiniz gibi Huawei'de Google ambargosu var. Yani Google uygulamalarını normalde çalıştıramıyoruz. Ancak MatePad 11'de YouTube, Google Fotoğraflar, Gmail gibi uygulamalar rahatlıkla çalışıyor. Yani bu tablette Google desteği yok gibi bir düşünceniz olmasın. 11.5 inç 2.2K çözünürlüğün yanında %100 sRGB ve 120 Hz tazeleme ile beraber geliyor. Performans anlamında da MatePad 11 fiyatına oranla çok çok iyi seviyede. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolamayla da fiyat performans yönünde de kesinlikle muazzam bir cihaz diyebilirim. Açıkçası bu tarz uygun fiyatlı tabletlerde kamera yönünde çok bir beklentiniz olmasın ama 4K 30 FPS video kaydı
kaydı ve fotoğraf kalitesiyle de kötü bir deneyim sunmuyor. Sadece performans ve ekran olarak değil, MatePad 11 arayüz olarak da kullanım kolaylığı yönünden de bir bilgisayar gibi kullanabiliyoruz ve 10.000 TL altında bir bütçeniz varsa MatePad 11 gerçekten alınabilecek en mantıklı tablet. Ancak bence 10.000 TL ve üstünde bir bütçeyle iPad'ler harici başka hiçbir tablete bakmayın. Çünkü batarya, performans, dayanıklılık ve uzun ömürlük anlamında iPad'ler piyasanın zirvesinde. Evet, ekran kalitesi olarak Samsung tarafında iPad Pro'ları bir kenara bırakırsak daha iyi cihazları bulabiliyoruz. Fakat bence uzun ömürlü bir cihaz istiyorsanız iPad'ler çok daha mantıklı diyebilirim. Ama yine de ben bir Android tablet istiyorum diyorsanız iPad'lere alternatif olabilecek önerdiğim Android'lerin de satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Onlara da bakabilirsiniz. Ve fiyat performans olarak bütçemi çok zorlamadan bir iPad alacak olsaydım iPad 9 halen çok mantıklı. Hem işlemci hem de bataryasıyla oldukça iyi bir cihazken kendi fiyatındaki en performanslı tablet. 10.2 inç 2K'nın üzerinde çözünürlüğü ve True Tone desteğiyle renk doygunluğu görsel deneyim anlamında bu fiyatlardaki en iyi tablet. Bana sorarsanız iPad 9'un da en önemli avantajı A13 Bionic ile beraber gelmesi. Burada yapay zeka destekli ve oldukça performanslı bir işlemciden bahsediyorum. A13 Bionic oldukça güçlü bir işlemci. Bu tableti aldığınızda en az 5-6 sene sorunsuzca kullanabilirsiniz. iPad'ler iPhone'lardan da çok daha uzun ömürlü. Çünkü iPad'lerde güncelleme desteği 6-7 yıla kadar da çıkabiliyor. iPhone 6s işlemcili iPad 5. nesil bile en son güncellemeyi aldı. Yani iPad 9'da en kötü ihtimalle iPadOS 20'yi alacak. Yani şu andan itibaren 5 yıllık bir güncelleme desteğinden bahsediyorum. 3 GB RAM sizi kesinlikle şaşırtmasın. iOS ekosisteminde 3 GB RAM fazlasıyla yeterli. Android tarafının 8 GB'ına denk diyebilirim. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir kasma donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Batarya ömrü de ortalama bir kullanımda 2-3 günde bir şarj edebiliyoruz. Ama bütçem 15.000 olsaydı burada tasarımsal açıdan da ekran boyutu ve genel deneyimiyle iPad 9'un klasik tasarımına oranla iPad 10 her açıdan oldukça başarılı. Uzun ömürlü kullanım için de bu fiyatlarda gayet mantıklı bir cihaz. iPad 10 A14 Bionic işlemcisi ve 4 GB RAM ile artık klasik tasarımdan kurtulan çerçevesiz tasarımıyla 14.000 bandında alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. Ama ben bu bütçelere çıkmışken bütçeyi biraz daha arttırıp iPad Air almak bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü şu anda 25.000 bandında gördüğümüz MacBook Air'deki M1 çipi hiçbir kırpılma olmadan iPad Air'a konumlandırılmış ve bu işlemcinin gücüne baktığımda A14 Bionic ile arada çok büyük bir fark var diyebilirim. Şu anda tablet piyasasının da en güçlü ikinci işlemcisi. iPad 10 ile de iPad Air arasında fiyat farkı çok az olduğundan tableti de alıp uzun vadeli kullanacaksanız kesinlikle bu farka değecek. Zaten performans anlamında söylenebilecek herhangi bir söz yok. Burada oyunları geçtim. 4K 60 FPS videolarınızı dahi hiçbir kasma donma yaşamadan en hızlı şekilde render alabileceğiniz taşınabilir bir iş istasyonu diyebilirim. iPad Air ile yapabileceğiniz şeylerin neredeyse sınırı yok. Evet, bu donanıma, bu performansa 60 Hz ekran bir dezavantaj olabilir. Fakat diğer sunduklarına baktığımda açıkçası bu fiyatları alabileceğimiz en iyi tabletten bahsediyorum. Eğer bir bütçe sınırım yok ve her yönüyle bir laptop alternatifi istiyorsam kesinlikle iPad Pro'yu alırdım. iPad Pro sadece iPad'ler arasında değil diğer tüm tabletlerden de ciddi bir şekilde ayrışıyor. Açıkçası hem çizim hem de performans anlamında iPad Pro'dan daha iyi herhangi bir tablette bulunmuyor. 120 Hz ProMotion ekranı ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması ve sunduğu ekran kalitesiyle bu fiyat bandında mükemmel bir deneyime sahip. iPad Pro her anlamda en iyi tablet diyebilirim. Burada M2 çipi ile beraber de kendi fiyat bandındaki pek çok laptopa da kafa tutabilecek seviyede. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile başladığını belirteyim ve 1 TB'a çıktığımızda da RAM 16 GB'a yükseliyor. Ama iPad Pro'ya zar zor çıktım diyorsanız da 128 GB'lık modeli tercih edebilirsiniz. Çünkü harici SSD'lerle de depolama sorununu çözebiliyoruz. Ve şu ana kadar tabletlerin kameralarına çok fazla değinmedim. Ama iPad Pro diğer tabletlerden çok daha ayrı bir konumda diyebilirim. Burada bir içerik üreticisi için de yardımcı kamera olarak kullanılabilecek 4K 60 FPS desteğiyle bir tableti oranla oldukça başarılı bir video performansına
sahip. LiDAR sensörüyle de mimarlıkta, çizim derslerinde de kullanabilirsiniz. M2 iPad Pro en az 7 sene iPadOS güncellemelerini alacak. Aslında bu fiyatı verdiğimizde çok uzun yıllar kullanabileceğiz. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedeyim. Bütçemi çok zorlamadan bir tablet alacak olsaydım Honor Pad X9'u alırdım. Bütçem maksimum 10.000 ise ama sonuna kadar zorlamak istemiyorsam ekran kalitesi, bataryası ve performansıyla MatePad 11.5 klavyeli kılıfıyla da oldukça mantıklı. Orta bütçeyle en ucuza en uzun ömürlü tableti istiyorsam da iPad 9 halen favorilerim arasında. Her açıdan kusursuz bir tablet istiyorsam da iPad Pro benim favorim. Eğer iPad istemiyorsanız iPad yerine alabileceğiniz Android tabletlere de yorumlara koydum. Oradan bakabilirsiniz ve listedeki diğer tüm tabletlerin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Peki sizce hangi tablet alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve sadece Android tabletler için ayrı bir video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.